Ada ben seni bilmeni istemedim. Mert boş boğazlık etmeseydi zaten öğrenmeyecektin. Yusuf dün gece bizim eve geldi, biraz sarhoştu. Canı sıkkındı belli. Evet bana vurdu tamam. Ya insan canı sıkkınken yapıyor böyle şeyler. Sen Yusuf bana vurdu diye üzüldüysen... Ya tabii üzüldüm. Ne hakla sana vurur ya? Tamam. Bir dahaki sefere ben de bir tane patlatırım o zaman. Şaka yapıyorum. Sorunlar böyle halledilmez, haklısın. Ya taktı sana Rüzgar. Senin benden hoşlandığını falan düşünüyor. Ya çok saçma değil mi? Ya ben niye böyle düşünüyor hala anlamıyorum. Ya biz seninle arkadaş değil miyiz? Arkadaşız. Yani biz seninle annene kolye almaya gitmiştik ya. Bizi kuyumcuda görmüş. E senin o kolyeyi bana aldığını falan düşünmüş. Ne yani? Bunun için mi kızdı sana? Evet. Ben sana kolye alabilirim. Ne var ki bunda? Bu senin sevgilin değil ki. Evet değil. Ayrıldık. Ama beni çok kırdı. Onun aldığı kolyeyi ben değersiz bulmuşum. O yüzden çıkarmışım. Ya nasıl böyle düşünüyor? Ben öyle biri miyim ya? Ben sevdiğim adam öyle pahalı hediyeleri değişecek biri miyim ya? Değilsin. Sen hiç öyle biri değilsin Ada. Sen benim sevgilim olsan... ben böyle saçma şeylerle hiç senin kalbini kırmam. Yani seven adam böyle yapmalı değil mi? Neyse kapatalım tamam bu konuyu. Çay içtikten sonra biraz yürüyüş yapmak ister misin? Yok. Ben eve çok geç kalmayayım. Tamam. Ben bırakırım seni.